Bir zamanlar Bendel şehrinin dış eteklerinde ay güvelerinin parıldadığı ve nehir kenarlarının gökkuşağı balıklarıyla dolup taştığı küçük bir vadi vardı. Yemyeşil ağaçların arasına yerleşmiş bir kır evinde Nora isimli efsuncu bir yordağıl ve kedisi Yumi yaşardı. Doğuştan büyülü koruma güçlerine sahip olan Yumi, güneş ışınlarının üzerinde zıplayıp fare ağaçlarının altında kestirerek yıllar boyunca rahat bir yaşam sürdü. Ne zaman bir macera ilgisini çekse, Nora ile birlikte hem fiziksel hem de ruhani diyarlarda keşfe çıkardı. Nora, kırık bardaklar, renkli cam parçaları ve ilginç dikişli kumaşlar gibi garip cisimleri toplamayı severdi. Bu nesneleri büyük hürmetle incelerdi. Ancak Yumi bunların ne işe yaradığını asla anlayamazdı. Yine de Yumi sihrini kullanarak Nora'yı korur ve eve döndüklerinde onun ayaklarını ısıtırdı. Diyarlar arası kapılar huzursuzdu ve kediler gibi hünerli yaratıklara bile çok nadiren açılırdı. Yumi, diğer yordaların kapı ancak öyle açılıyor diye doğu yıldızının belli bir taş kemerle hizalanmasını beklemesini veya çamurda açan gümüş renkli bir çiçeği ararlarken bataklık zambakları arasında koşuşturmasını seyrederdi. Fakat Yumi'nin yordal sahibi Nora'da Geçitler Kitabı adlı güçlü bir kitap vardı. Bu sayede kitabın sayfalarında yer alan herhangi bir mekana anında yolculuk edebiliyordu. Nora ne zaman bir geçit açsa, Yumi ile beraber kitabın parlayan sayfalarına neşeyle atlayıp hedeflerine varırlardı. Birkaç saniye sonra kitap da onlara katılırdı. Yumi kitapla çok da ilgilenmezdi. Ta ki yıldızsız bir gecede parlak ışığıyla ay güvesi avlamaktan dönüp Nora'yı evde bulamayana kadar. Kitabı sahibinin masasında gören Yumi, panik içerisinde sayfaları tek tek çevirmeye başladı. Bazı sayfaların yırtılıp alınmış olduğunu fark etti. Kitabın kapağında yazan adı okuyamayan Yumi, o endişe içinde ona sadece "Kitap!" diyerek seslendi. Kitap bunun üzerine kımıldamaya başladı. Yumi, sayfaların hışırtısı arasında kitabın düşüncelerini okuyabildiğini öğrendiğinde çok şaşırdı. Sesi olmasa da kitap kendini açıkça ifade edebiliyordu. Yumi, Nora'nın çok tehlikeli bir yere gittiğini öğrendi. Yolculuğa başlarken geçidi yok etmişti. Yumi, Nora'yı kurtarması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden kitaptan yardım istedi. Kitabın 1000 sayfasından her biri maddi ve ruhani diyarlar boyunca uzanan sihir hatları üstündeki farklı bir noktaya geçiş sağlıyordu. Nora'nın yolculuğu sırasında kullandığı sayfa kayıptı. Ancak kitap onları yakın bir yere götürebilirdi. Yumi ve kitap mümkün olan her geçidi kontrol etmeliydi. Böylece Yumi, kitabın yeni ve beklenmedik sahibi oldu. Onu bir aslanın cesaretiyle korumaya yemin etti. Çünkü kitap yanlış ellere düşerse, Bendel şehrini türlü türlü kötülükler işgal edebilirdi. Yumi ve kitap zorlu yolculuklarına başlayıp tehlikeli ve yabancı diyarları ziyaret ettiler. Yumi, rüzgarda Nora'nın kokusunu almaya çalışsa da nafileydi. Yumi zaman zaman arayışlarına ara verip bir farenin kokusunun peşine düşse ya da gücünü toplamak için kısa bir şekerleme yapsa da kitap aşırı dikkatliydi. Zaman kaybettiklerinde homurdanıyor, karşılarına çıkabilecek tehditler aklına geldikçe huysuzlanıyordu. Buna rağmen Yumi de kitap da sahiplerini bulmaya ve onu evine geri getirmeye kararlıydılar. Yumi, Nora'yı fazla özlemeye başladığında sık sık başka arkadaşlar da arıyordu. En sevdiklerinden birisi ise kalın bıyıklı, fokurdayan bir akarsuyun sesine benzer tok bir gülüşü olan ve kocaman bir kapı taşıyan bir çobandı. Yumi ara sıra adamın omuzlarına yatar, onu dolu fırtınasının içinde şiddetli rüzgarlar oluşturan kar ruhlarından korurdu. Çoban da ona taze balıklar getirirdi. Nihayet Yumi, sahibinin kokusunu uçsuz bucaksız bir Shurima harabesinde aldı.
hırsla kumu kazan kedi mavi bir çömlek parçası buldu. Bu parça Nora'nın çaydanlıklarından birine aitmiş gibi duruyordu. Yumi kazdığı yeri derinleştiremeden vahşi bir yaratık kumun yüzeyine çıktı. Yumi ve kitap neredeyse yaratığa yem oluyordu. Böyle bir canavar pençelerini kitabın sayfalarına geçirse çıkacak olan kargaşayı hayal bile edemiyordu Yumi. Uyumlu görünmeseler de Yumi ve kitap Nora'ya karşı duydukları sevgi sayesinde hemen arkadaş oldular. Yumi Nora'nın yanında güneşin altında uyuyabildiği eski günlere geri dönmek için sahibini her yerde aramaya devam ediyor.